Merhaba. İki krizimiz var. Biri uzun sürecek gibi görünüyor. Biri oldu bitti ama hala konuşuluyor ve aslında derin bir krizin hala sürdüğü, derin bir krizin dışa vurumu yorumları yapılıyor. Birinin adı çeşitli. Körfez krizi, Arap Yarımadası'nda kriz. Diğerinin adı Arda Turan olayı. Üstelik galiba ikisinin bir ortak yanını bulmak mümkün. İkisinin de perde arkası, gerisi araştırılıyor. Buna dair yorumlar yapılıyor. Mehmet Tezkan ve İsmet Berkan'la basın odasında bu konuları ele alacağız. Hemen belirtelim, Nagihan Alçı programdan ayrıldı. Milliyet'ten de ayrılırken yazdığı veda yazısında bizler için kaleme aldığı sitayiş satırlarına teşekkür ediyoruz. Programa katkılarından dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. İyi dileklerimizi iletiyoruz. Bir not daha, bu kadronun son programı bu basın odasında. Basın odasına yine de hoş geldiniz diyoruz efendim ve Arda Turan vakasıyla başlıyoruz. Olayı uzun boylu anlatmaya gerek yok ama bir uçakta galis küfürler, fiili saldırı, bütün hepsi var ve Arda Turan milli takımdan, kadrodan çıkarıldı. Sonra da kendisi milli takımı terk ettiğini açıkladı ve ayrıca pişmanlık duymadığına dair de ifadeler sarf etti. Her iki konuk da aslında futbolla yakından ilgilenen isimler. Benden bu konuyu çok daha iyi biliyorlar kuşkusuz. İsmet Berkan, yani bu bir sorunun dışa vurumu mu? Yani kabul edilemez tabii ki davranış tarzı yani şimdi ama onu konuşmayalım bile. Yani Bilal ikimizin de çok yakın arkadaşı. Evet. 3 aşağı 5 yukarı aynı zamanlarda gazeteciliğe başladık. Biz Cumhuriyet'te çalışıyorduk. O da bizden 100 metre ileride Türk Haberler Ajansı'nın spor servisinde Faik Gürses'le birlikte oradaydılar o sıralarda filan. Evet, Mehmet aynı gazetede. Tabii uzun ve iyi bir kariyeri var Bilal Meşe'nin ve spor gazeteciliği bakımından da her bakımdan da örnek alınması gereken gazeteci arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan biridir. O yüzden yani bir yanıyla bu kadar yakınımız olan bir insana yapılan bir saldırı kabul edilebilir bir şey değil. Yakınımız olmasa dahi kabul edilebilir bir şey değil. Gazeteciye yazdığından, çizdiğinden, söylediğinden ötürü fiili saldırıya kalkışmak zaten yani üstünde konuşmaya gerek olmayacak kadar feci, kötü bir davranış biçimi. O küfürlerin gerekçesi olarak söylediği yani, şeyde öyle bir şey yok ortada. O detayları konuşmanın da bir anlamı yok. Evet. Yani işte Arda haklı mıydı anlamına gelebilecek ya da Bilal Meşe haksız mıydı? Bunları konuşmanın da bir anlamı yok bana soracak olursanız. Çünkü Arda diyelim ki %100 haklıdır. O hareketi yaptığı andan itibaren %1500 hatalı pozisyona düştü. O yüzden Ardaları kaybetmemize, ben kaybettik gözüyle bakıyorum bir sporcu olarak, bir futbolcu olarak, çok kıymetli bir futbolcuyu kaybettik gözüyle bakıyorum. Bunu kaybetmemize sebep olan sisteme bence bir bakmak lazım. Şimdi ben şans eseri 90'lı yılların başında Sabah grubunda çalışırken Arda'nın babası da gazetemizin taşeron şoförlerinden biriydi. Arda dar gelirli bir aileden gelen, üstün yetenekli bir çocuk. Babası çok sevdiğimiz bir abimizdi. Defalarca arabasına binmişimdir. Birkaç hafta sonu Arda'yı getirdiğini hatırlıyorum. Arda daha küçük çocuktu o zaman filan. Ve oğluyla da gurur duyuyordu. Çok iyi futbolcu olacak filan diyordu. Biz de inşallah olur filan diyorduk hep. Nitekim oldu. Arda hakikaten yani Türkiye'nin çıkarttığı çok üstün yetenekli oyunculardan biri oldu. Fakat biz onu yolda kaybettik. Üstelik de kariyerinin doruk noktası olması gereken noktalarda kaybettik. Yani ve biz bunu niye beceremiyoruz? Yani Arda gibi bir insanı niye, nasıl oluyor da kaybediyoruz? Bence Türkiye'nin spor yönetiminin dönüp buna bir bakması lazım. Yani neyi eksik Arda'nın? İşte eğitimi mi eksik? Mentorluk mu eksik? Futbol bakımından bir eksiği olmadığı ortada. Gerçi böyle diyorum ama mesela Arda bir sezonu Manisa'da Ersun Yenal'ın yanında geçirmeseydi bugün bildiğimiz Arda olmayacaktı hiçbir zaman. Çünkü onu spor salonuna sokan, senin güçlenmen lazım, sadece ayak bileğinle yapamazsın bu işi, kuvvetli bir insan olman lazım deyip kaslarını geliştirten insanın Ersun Yenal olduğunu hepimiz biliyoruz. Arda da bunu hep söyler zaten. Şimdi burada böyle kaybettiğimiz çok sayıda futbolcu var. Benim bir başka örneğim mesela, bence çok yetenekliydi. direkt daha 17 yaşında kaybetmeye başladık. Batuhan Karadeniz diye bir futbolcumuz vardı mesela. Onu da göz göre göre herkesin gözünün önünde Beşiktaş kaybetti, menajeri kaybetti, kendisi kaybetti filan. Eskişehir'e gitti, olmadı. Yani işte olmadı. Bunları halbuki kaybetmemesi gerekir sistemin. Bir şekilde bunları kazanabiliyor olması lazım. Bakın bugün Hürriyet gazetesinde çok ilginç bir fotoğraf vardı. Arda'nın takım arkadaşı Nelson Piqué, Barcelona'nın mühim stoperi, Harvard'da master yapıyor şu anda. Lige verilen aradan faydalanarak. Bakın diğer futbolcu, aynı takımın futbolcuları bunlar. Aradaki fark nedir? Yani Piqué'ye ya ben kendimi tamamlamalıyım. Çünkü dünyanın en önemli futbolcularından biri Nelson Piqué. Dünyanın en önemli şarkıcılarından biriyle evli, onunla çocuğu var filan. Her bakımdan doruk noktada yine de kendinde bir eksiklik hissediyor ve ben gideyim Harvard'da şu master'ımı yapayım diyor. Çünkü dönecek hedefleri var hayat için. MBA yani, mi yapıyor yani? Evet, MBA yapıyor. Var. Spor yöneticiliği MBA'yi yapıyormuş. Ben de Hürriyet'ten öğrendim bunu yani. Bu eksikliğini hissediyor. Çünkü hayatı 35 yaşında futbolu bıraktığında bitmeyecek ya da 36 yaşında bitmeyecek. Ondan sonra da çok uzun bir hayatı var. O hayatını planlıyor şimdiden. Arda halbuki yani 35'ine kadar erişip erişemeyeceğini tartışılır hale getirdi birdenbire. Onu bile kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Demek ki fikir danışabileceği, ona abilik edebilecek, ona iyi örnek teşkil edebilecek, onu doğru yöne yönlendirebilecek kimi kimsesi yok. Yani ya da olanlar basiresiz. Yani düşünün şimdi, bu son hadiseyi boş verin. Barcelona'da oynuyorsunuz. Barcelona'nın büyük yıldızlarından birisiniz. Yani Neymar'ı kesti uzunca bir süre. Neymar'a oyun oynatmadı. Kendisi sol kanadında oynadı. Neymar da sakattı. Neymar da sakattı ama sakatlıktan döndükten sonra da haftalarca Arda oynadı o mevkide. Bu kadar dorukta bir yerdesiniz. Ufkunuz dünya olmalı ama hayır, onun aklı hala Türkiye'de. Sosyal medya üstünden birileriyle itişiyor, kakışıyor, öbürüne küfür ediyor, berikine bilmem ne yapıyor filan. Bu olmaz yani. Ufkunuzu daha büyük bir mahalledesiniz artık. Benzer bir şeyi geçmişte Hakan Şükür filan da yaşamıştı aslında. Yani İtalya'da önemli bir takıma transfer olmuşsunuz ama her bulduğunuz fırsatta özel uçağa biniyorsunuz, İstanbul'a geliyorsunuz. Lahmacunlar getirtiyorsunuz filan. Yani bu, evet, insanın evini özlemesini anlayabilirim. Bundan daha doğal bir şey yok ama bir yanıyla da yani bu profesyonelliğin içinde kalmayı da başarabilmeniz lazım. Ben çok üzgünüm gerçekten. Yani Arda adına, Türk futbolu adına ve sevgili arkadaşım Bilal adına çok çok üzgünüm. Ben eminim, ayrıca yani tanımayanlar için söyleyeyim, Bilal Meşe de çok üzgündür şu anda. Yani böyle bir hadisenin içinde bulunduğu için ve Arda gibi bir futbolcunun kariyerinin bu şekilde tepetaklak olması, onun üzerinde olduğu, yani sebep olduğu için demeyeceğim, evet, sebepler olmuş değil ama o arada onun da adı geçtiği için eminim çok çok üzgündür Bilal Meşe'de. Çünkü ben Bilal Meşe'nin Arda Turan'ı çok takdir ettiğini de bilenlerden bir tanesiyim. Son bir şey söyleyeceğim Türkiye'nin futbol ortamı hakkında. Hatırlayan hatırlayacak. Ben Galatasaraylı değilim, bir de seyredenler de bilsinler bunu. Arda ilk Galatasaray A takımında oynamaya başladığında ben zevkle seyrediyordum. Neden? Çünkü yüzü gülerek oynayan bir futbolcu vardı. Oynadığı oyundan zevk alan ve yüzü gülüyordu hep. Evet. Şakacılığıyla ünlüydü o zaman. Sonra bir gün bir baktım ki Arda'nın yüzü artık gülmüyor. O günden beri gülmüyor yüzü. Biz o gün kaybettik Arda'yı. Yani yüzü ne zaman ki gülmez oldu, oynadığı oyundan zevk almaz hale geldi, o gün biz aslında Arda'yı kaybettik. Yani bundan çok önce kaybettik aslında. Evet. Bilmiyorum. Teşhis kayıp mı? Kaybettik mi? Aslında bunu söylemek de yani dünya futbolu için de bir kayıp Arda. Yani bunu söylemek de bir hafif ironi, çelişki gibi geliyor. Bütün bunları yaptıktan sonra birini kaybetmekten söz etmek. Ama işin bir de o boyutu var. Evet. Vallahi topçu olarak belki hayatını sürdürür ama iyi bir futbolcu olarak kaybettik yani. Bundan sonra ne yapsa o hep böyle anılacaktır. Yani iyi bir insan değilseniz iyi bir sporcu da değilsiniz, iyi bir futbolcu da değilsiniz. Kendine yapışmıştır. Yani şimdi Bilal'e karşı hele bunu yapması, bırak yani herhangi bir gazeteciye yapması. Ortada söylediği iddialardan en ufak bir şey yok. Olsa bile ne olur? Şimdi bu, sen milli takım kaptanı olmuşsun, üzerinde bir forma var, bir ağırlığın var. Türkiye'nin şu anda en iyi futbolcusun, tartışmasız. Dünyanın en iyi takımlarından bir tanesinde kendine yer bulmuşsun. Yani bu az buz bir şey değil. Şimdi bu az buz olmayan şeyin bir elbisesi var insana giydirilen. Şimdi bunu, bütün mesele bunu taşıyor musun, taşımıyor musun? Yani bir yere gelmek çok önemli bir şey değil. Gelebiliyorsun Türkiye'de veya dünyada belli bir yere geliyorsun. Ya iki çalım atıyorsun, iki bilmem ne yapıyorsun. Aa çok iyidir, gel sen bizim takıma falan deniyorsun. Peki bunu sürdürebilir bir durum mudur? Şimdi bizdekiler sürdüremiyor. Bütün bizde şöhret olanlar mutlaka bir şekilde işte ya en son işte şimdi Başakşehir'de oynayan Emre. Değil mi? Kaç hadiseye karıştı. Emre kötü futbolcu. Türkiye'nin en iyi futbolcularından bir tanesi. Ama o yöne eksik, sahaya gidiyor, ona bir şey yap. Şimdi kendine yakışmayan hareketlerde bulunuyor. Şimdi Arda iyi futbolcu ama bakıyorsun beni protesto ettiler, yuhladılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Bu oyunun kuralları içinde var. Yani sen sahaya çıktığın zaman, herkesin önüne çıktığın zaman gol atıyorsun. İyi hareket yapınca nasıl herkes bağırıyor? Nasıl 30.000 kişi Arda diye inliyorsa. Sen kötüysen de takıma, o günkü performansın kötü veya o haftalarda kötüyse bir gün seyircinin de seni protesto etmeye, ıslıklamaya, yuhlamaya hakkı var. Bu çünkü oyunun, futbolun veya voleybolun veya tenisin kuralları içerisinde olan bir şey. Yani hem alkışla seyirciyi niye topluyorsun? Seyirciyi niye o kadar para alıyorsun, değil mi? Dolduruyorsun. Milyon dolarla. İyi yuhlarken. Evet, alkışlıyor, bravo, yuhlar zaten. Kızacak, protesto edecek. Çünkü sen bunun için sahadasın. Senin işin bu, mesleğin bu. Ama sen bunu böyle görmüyorsun. Şimdi bizde erken gidiyordu, erken paralar kazanılıyor, erken çevre değiştiriliyor. Birden bir çevreden çıkıp öbür çevreye atlıyor. Sosyal hayatı, alt kültürü buna yetmiyor. Orası oraya, onlar gibi olmak istiyor ama iğriti oluyor. Kılık kıyafetini değiştiriyor falan. Zannediyor ki o çevreye girdim. Bakıyor yani orayı hazmedemiyor, onlar gibi davranamıyor, onlar gibi yaşayamıyor. Şimdi böyle olunca ne burada ne orada. Belki maddi olarak onlarla birlikte ama kültürel olarak bir altta. Şimdi o kendi ekibiyle, o düzeyle, başka bir geldiği düzeyde bir arkadaş grubu kuramıyor. Şimdi ne oluyor? Altta mahallede kalmış oluyor. Mahalle kültürüne kendini. O zaman ne oluyor? Bana bunu dedi. Ne yaparım? Bir mahallede ne yapardık? Kafa atardık adama. Değil mi? Bize hani maç edince hayat diyene ne diyorsun lan diye üstüne yürüyorduk mahalle maçı ederken yani. Bu da aynısını yapıyor. Gırtlağına yapıştırdık. Vurma lan ayağıma tekme falan derdik. Şimdi aynısını yapan bir Arda pozisyon ne? Milli takım kaptanı olmuşsun. Barcelona'nın oyuncusu olmuş. Şimdi bu felaket bir şey. Şimdi ya birkaç yıl oluyor, benim oğlan ufaktı. İşte futbol okulu falan. Beşiktaş'taki, mecburen Beşiktaş'ta futbol okuluna. İşte yaz kampı hani böyle gidiyoruz. Bu arada. Şimdi gittim, türbin dolu falan insanlar, nasıl biliyorsun? %90 o fakir ailenin, yoksul ailenin çocukları. Anneler var hep. Görüyorum çünkü saati, iş saati yani diyelim 10'da pazartesi, 10'da antrenman. Götürüyordum. Onlar böyle bekleşiyorlar. Hani çocuğum bir Arda çıkar, bakın oradan çocuğum bir şey olur da kurtarır mı? Kurtaranlar var. Kurtarıyor. Evet. Fakat o sadece işte topa vuruyor. Hı. Sadece topa vurmasını öğreniyor. Sadece geliyor şunu öğreniyor. Kendini hiçbir zaman bütün amaç ben bir takıma girdim mi girdim. Bu tabii ki bir Fenerbahçe, Beşiktaş olmaya da bile Anadolu'daki bir takımda olur. İkincilik takımı bile onun ekmeğini kazanmasına, onun hayatını bir süre yani belli bir işe girip çalışmasından ikinci ligde futbol oynaması çok daha karlı, çok daha avantajlı. Oraya atabilir miyim diyor. Atıyor kendini oraya. Sonra şimdi 20 yaşında bir çocuk bomboş. Sadece yeşil saha, top, vur, çık, antrenman yap. Sonra bir hayat olmadığı için işte bir hayat oluyor da yani o da bir ön yargı mı bendeki bilemiyorum. Bir hayat oluyor da yani insani olarak kendini geliştirecek bir hayat değil. Bir hayat dediğim boşa geçen bir zaman oluyor. Yani o bitti, her şey bitti. Peki sen gece kulüpleri, oralar gezmeler var. Şunu demek istiyorum hayat olmuyor derken. Ya ben bu oyuna başladım. Yaşım 20. Ben ne kadar oynayabilirim? Bir sene de oynayabilirsin. 10 senede oynayıp futbol öyle bir oyun. Birisi gelir ayağına bir basar, giderse yok olursun. İşte Beşiktaş'ın 2 sene önceki en iyi futbolcusu Beşiktaş'ı taşıyan Veli. Orta sahanın şeyiydi ya, Veli bir sakatlandı, dedi ki Beşiktaş ne oluyor? Gitti çocuk. Bir daha toparlayamadı. Şimdi futbolda böyle bir... O zaman hep kendini hazırlaman lazım. Neyi bir sonraya hazırlaman lazım. Yani ben burada futbola başlıyorum. Peki ben ne olacağım? Yani ben 19-20 yaşındayım. 25 yaşında ne olacağım? Şimdi Avrupa'daki adam bunu düşünüyor. Avrupa'daki adam kendine futbol oynarken kendine bir hayat çiziyor. Futbolu profesyonel yapıyor. Bak bize Beşiktaş'a Schulz gelmişti, Alman. Ben bir kere onunla uçakta konuşma şeyi olduydu. O arada çok kızıyorlardı. Şöyle kızıyorlar. Hiç futbolcularla ilgilenmiyor. Takımı kampa almıyor. Yöneticiler ısrardı. İlla kampı al falan bunlar. Ya bana niye kampı diyor şimdi? Adam anlamıyor. Ve futbolcularla yani gece geziyorlar mı, gezmiyorlar mı? Adamın umrunda değil. O sadece bakıyor, oynuyor, şey falan. Bunu ben sorduğumda dedim ki, dedi ki, bunlar profesyonel değil mi? Hı. Evet. Kendi hayatları yok. Kendileri ben dedi iyi oynarlarsa takıma koyarım. Takıma koyarsam onları, onlar para kazanırlar. İyi oynarlarsa gelecekleri olur. Başka takımlara transfer olurlar. Böyle futbolcu olurlar. Ben onlarla niye uğraşayım? Onlar kendileriyle uğraşacak. Yemesine, içmesine, bakmasına, antrenmanına. Şey yapacak. Antrenmanda kaytarıyormuş. Kaytarıyorsa kendine zararı, bana değil dedi adam. Ben bunu anlatamıyorum dedi. Şimdi bu bakış açısı var. Bir de bizimkilerin bakış açısı ne o? İşte iki şey yapayım, kayıtta. Sonra ne oluyor? Sonra işte bambaşka bir futbol. Yani sahada top oynayan adam oluyorsun, futbolcu olamıyorsun. İsmet biraz önce bir örnek verdi. Ben onu tamamlayarak bitireyim. Saffet Sancak var, MHP milletvekili. Evet. O meclise bir önerge vermiyor. Evet. Diyor ki, ya diyor, federasyon başkanı, milli futbolcu olsun, falan. Yönetim kurulu da %20 oranında milli futbolculardan olsun. O ben da. Orada olsaydım çıkardım. Derdim ki tamam, kabul. Bana 5 isim söyle. Yani Türkiye'de bir Beckenbauer düzeyinde, değil mi? Federasyon başkanı. Evet. Platini düzeyinde. Bana 5 tane isim say. Şu eğitimi, kendini geliştirmesi, dünyayı takip etmesi, o management kabiliyetiyle 5 isim söyle diye sorardım. Sayabilecek mi? Sayamaz. Federasyonların içine %20'si say futbolcu desen, say, o zaman ne olur? Doldur. Sen eski millisin diye koy, pozisyonu olur. Yani istediği doğru. Evet. Gitmesi gereken yere olur ama bizimkiler de sadece top değil, topun dışında da kendini geçecek bir dünya olduğunu görmeleri lazım. Basın odasında Arda Turan olayını ele alırken devamla ilk turumuzda sistem sorunundan bahsetti her iki katılımcımız da. Ama bu sistemin ardındaki daha büyük ayrıntıları, önemli ayrıntıları bu kez ele almayı düşünüyoruz. Çünkü örnekler verdiler. Futbolcular futbolun dışında başka bir alanda kendilerini geliştiremiyorlar. Sistem böyle dediler. İsmet Berkan, peki nasıl olabilir, ne olabilir? Ben buraya öyle bir not aldım. Dünyanın birçok yerinde, diğer branşlarda da bizde var. Üniversiteler burs verirler. O havayı da ya yaşar sporcular. Çok büyük bir sorun. Yani benim çocuğum için de, etrafındaki bir sürü insanın çocuğu için de oldu bu. Diyelim çocuk basketbol oynuyor, diyelim futbol oynuyor, diyelim başka bir spor, atletizm yapıyor. Bir nokta geliyor, bir an geliyor yani. Eğitimiyle sporu arasında bir tercih yapmaya zorlanıyor çocuk. Ben hatırlıyorum, kim bilir kaç yıl önceydi, artık mezun olmuştur herhalde üniversiteden. İşte milli takımımızın yardımcı teknik direktörlerinden, Fenerbahçe'nin önemli oyuncusu Oğuz Çetin'le bir gün böyle bir yerde karşılaşıldığında sohbette söylediydi. Kendi oğlundan söz ettiydi. Dediydi ki yani gördüğüm en yetenekli futbolculardan bir tanesi, oğlu için bunu söylüyor. Ama üniversite sınavına hazırlanıyor şimdi ve futboldan kopmak zorunda kaldı dedi. Benim bildiğim sonra Oğuz'un oğlu ya buz hokeyi ya Amerikan futbolu, öyle ilgisiz bir başka spora. Yani Türkiye'de pek de olmayan ama bir spor. Ama üniversitelerin en azından değil mi? Evet. Şimdi bu yani bu ülkemiz açısından önemli bir sorun. Bir zamanlar işte spor akademileri falan vardı. Oraya giderdi bazı futbolcular. Öyle bir yola çıktı. Fakat galiba şimdi artık daha da kötü bir durumdayız. Lisenin sonunu zor getiren insanlar şu anda futbol oynuyorlar büyük ölçüde. Türkiye'dekilerden söz ediyorum tabii. Bir başka sorunumuz daha var tabii. Ben bunun hesabını 3 yıl önce yapmıştım. Bu yılki şeye bakıp yapmadım. Ama 3 yıl öncenin şeylerin 3 aşağı 5 yukarı bugün de geçerli olabileceğini düşünüyorum. Bizim Süper Ligimizde yerli statüsünde oynayan futbolculara baktım. Nerede yetişmişlerdi? Hı hı. Yarıdan fazlası yurt dışında yetişmişlerdi. Şimdi bakın Türkiye'nin yurt dışında aşağı yukarı 3 milyon vatandaşı var. 3,5 milyon vatandaşı var. Bunların çocukları var. 3 milyonluk bir havuzdan çıkan futbolcular Türkiye Süper Ligi'nin yarısını oluşturuyor. 80 milyonluk bir havuzdan çıkan futbolcular da diğer yarısını. Bunlar da sadece yerli statüsünde oynayanlar. Bir de yabancı statüsünde oynayanlar var. Onlar da takımların zaten kabaca 1/3'ünü oluşturuyorlar. Şimdi bu durumun vahametini bilmiyorum. Bu rakamdan daha iyi ne anlatabilir? Yani biz 80 milyonluk bir havuzdan futbolcu çıkartmayı muvaffak olamıyoruz. Neden? Bütün bu yani geriye doğru bütün sistemimizdeki şeylerden, yani sadece üniversite mezunu futbolculardan değil, ilkokul mezunu futbolcu da çıkartamıyoruz ki artık bugünün şartlarında, yani 21. yüzyılın futbolunda zaten eğitimsiz bir insanın, diyelim ki ortaokulda, lisede matematik becerememiş bir insanın futbolcu olabilmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü çok daha ince yani kafasının o şekilde çalışıyor olması lazım ki futbolu da becerebilsin. Yani matematik sadece alim olmakla ilgili tabii bir konu değil. Hayatın her alanıyla ilgili. Evet. Ve günümüz futbolu bunu gerektiriyor artık. O yüzden Türk futbolu işte sözde büyük markalı bir ligimiz var, şuyumuz var. Acayip büyük paralar dönüyor. Yani İtalya seviyesinde, Almanya seviyesinde paralar dönüyor neredeyse. Ama çıkarttığımız takımlar çeyrek finale çıktığı zaman Avrupa'da başarı bir diyorum kupada, vay aslanlar oraya kadar geldiler ya helal olsun filan diyoruz. Halbuki bazı ülkelerin 2 takımı final oynuyor. 2 takımı yarı finalde birbirlerini elemek zorunda kalıyorlar filan. Yani futbol ülkesi, futbolu çok seven, futboldan çok konuşan bir ülkeyiz ama futbol ülkesi değiliz. Futbolumuzun bu seviyede olmasının sorumluluğu ise yani bütün eğitim sistemimizden futbol yönetim sistemimize kadar herkese parça parça dağıtılmış. Ayrıca işte biraz önce Arda'yı konuştuk, yani üstün yetenekli bir futbolcu. Bunu koruyamıyoruz. Ona mentorluk yapamıyoruz. Ya Arda'cığım bak doğrusu şudur, sen biraz İngilizce de öğrenmelisin, sen İspanyolca da öğrenmelisin, şu davranış kurallarını da öğrenmelisin filan diye bunları da uygun bir şekilde, yani böyle kafasına vura vura değil de onu da sevdirecek bir şekilde yapmayı başaramamışız demek ki. Arda'nın ufku işte sonunda ben Bayrampaşa'dan çıktım, şimdi kolumda $300.000 saatle dolaşabiliyorum filan, oraya kadar gelmiş ufku yani. Tabii yani bunlar çok sadece genç. Sadece Arda'da değil yani bu görünüm. Tabii canım, bunlar şimdi çok genç insanlar ve inanılmaz bir şöhrete ve mali güce kavuşuyorlar. Bazılarının arada sapıtmasından daha normal bir şey yoktur. Hangimiz öyle değildik 20 yaşında, evet. Yani paramız yoktu belki ama bayağı bir sapıtıyorduk. Bundan daha doğal bir şey yok ama yine de bir noktada bu senin mesleğin. Evet. Mesleğine asgari saygıyı göstermelisin ve sana bunun mesleğin olduğunu öğreten bir sistemin de olması lazım. Yani 21 yaşındaki bir çocuktan, genç insandan acayip bir olgunluk belki de beklememeliyiz. Hatta zaman zaman serserilik de beklemeliyiz. Ama hiç değilse işine saygılı olmayı, daha önceden bir noktada sorumluluk sahibi olmayı da öğrenmiş olması lazım. Yani serseriliğini yaparken bir yandan da sorumlu da davransın. Tezkan, hem bu sistemin bozuk olduğunu önden söylediniz ama ayrıntılarını pek ele almamıştık. Ama çıtlattınız tabii bazı şeyler. Hem de yani futbol yönetimi konusu. Bu öncesinde bir kriz vardı. O krizde tam anlamıyla doğru düzgün yönetilemedi. Tabii hiç yönetilemedi yani. Evet. Orası belli de Bir eksik kalan bir nokta var. Tamam. İsmet, bir sosyolojik kısmına ben de biraz girdim. Niye böyle oluyor diye. Bir de bunun psikolojik boyutu da var yani. İkisini birleştirelim, sosyopsikolojik diyelim. Öyle derin şeyler de söylemeyeceğim bunu söylerken. Şimdi bizde böyle sadece sporcuda değil, politikacıda da var. Ünlü olan bir ne bileyim televizyon, dizi oyuncusunda da var diyelim. Yani bir anda toplumda şöhret olan, biraz güç olan, çevre edinen, para sahibi olan, yani bir güç giderek bir güç sahibi olan, görünen bir güç ama. İşte o bakıyorsun o şöhretin getirdiği işte emniyet müdürü tanıdığı oluyor. Çünkü onunla bir arkadaşlık kurabiliyor. O ona ünlü bir sanatçı diye şey yapıyor. Vali olabiliyor, jandarma, o oluyor, bu oluyor falan. Şimdi böyle bir güç. O güçle ne diyor? Ha ben erişilmezim, ben çok şeyim, kendime laf söyletmem, bana kimse laf söyleyemez, ben eleştiremem, eleştiren olursa cezasını ben veririm. Şimdi Arda'nın yaptığı bu psikoloji. Ne diyor? Bir daha yaparsa ben yine cezasını veririm diyor. Şimdi gidip gırtlak sıkıp yumruk atmaya kalkmak nedir? Cezanı ben veririm. Neye dayanıyor? Bir, Arda olmasına, iki, parası olmasına, üç, böyle bir çevre, onun getirdiği bir bürokratik çevresi vardır mutlaka. Onlara sığınarak ben diyor ki hani mafya söyle keserim diyor. İşte bak daha önce de Fenerbahçe kalecisi işte bizim Vedat Danacı gazeteci arkadaşımıza ne dedi? Seni sabah evden aldırırım dedi. Şimdi bu ne dili? Bu mafya dili. Şimdi onun ağzına nereden yapışmış? O da ben güçlüyüm, ben koskoca Fenerbahçe'nin kalecisiyim. Bana hakkımda bir şey söyleyen gazeteciye tek söylediği şey bildiği o. Seni sabah evden aldırır. Başakşehir futbolcuları saldır diye gazeteciler. Tabii Başakşehir'deki onlar o zaten başlı başına bir rezalet. Yani şimdi futbolcuya da bu psikoloji de var. Yani bir şeyler oldum havasında var. Bu sanatçıda da var. Yani gittiğiniz işte bir bakıyorsun bir dizide bir anda insan hani o iki oyun çok tutuyor dizi. O bir şöhret oluyor, fenomen oluyor. Sokakta yürüyemez hale geliyor. Bir anda kendini toplumun üstünde ayakları yerden kesiliyor. Bir de tabii toplumun da onu bu duruma getirmesinde bir sorun belki var. Var yani. Ama bütün dünyada şeyler var. Yani. Şimdi iki resim çekene gidip yumruk atıyor. Şimdi ama daha önce abi resmimi çeksene diyen adam o zaman dönüyor diyor ki sen beni nasıl çekersin diyor. Ben işte ya sen zaten o hale bu bir şeyle geldi. Senin resmin çekildi, yazıldı, edildi, çizildi, böyle büyüdün. O zaman o geldiğin yere hazmedeceksin. Hazmetmek ne demek? Her türlü eleştiriye. Çünkü artık sen kamuya açık bir insansın. Yani şöhretsen, ekranlara çıkıyorsan senin artık özel hayatın dışarıdaki bir insanın, bir bakkalın, bir manavın, bir normal bir doktorun diyelim özel hayatından farklı. Çünkü sen açılmışsın. Senin özel hayatının sınırları daralmış. O benim özel değil. Sen tekneye biniyorsan, oradan atlıyorsan birisi senin resmini çeker. Çünkü sen topluma mal olmuş bir kişisin. Onu çekip bir başkası belki bir başka insan çekildiği zaman onun özel hayat müdahaledir ama kamuya mal olmuş bir kişinin değildir. Şimdi bunları kabul etmesi lazım. Futbolcusunun da, artistinin de, ünlüsünün de, politikacısının da. Yani sen o zaman çıkma, o zaman otur evinde, mütevazı bir hayat yaşa. Değil mi? Hem şöhret olayım diyorsun, hem her gittiğim yerde Arda diyorsun, hem bilmem ne diyorsun. Bak en son gittim geçen gün Yılmaz Erdoğan'ın oyunda, münakaşa, Zorlu Center'daydı. Gittim en ön sırada Arda oturuyor. Ben görmedim tabii, biraz arkada. Yılmaz Erdoğan 2 kere Arda'ya laf attı. Yani iyi laf attı yani laf attı derken Arda da burada, şudur da bu, millet Arda orada dedi. Ondan sonra işte ya dedi PlayStation oynarken heyecanlanıyorum Barcelona'yı tutunca dedi. Sen oynarken nasıl oluyor falan. Ya böyle bir ilgi odağındasın. Şimdi sen burada herkes o zaman gerilerek oturuyorsan şimdi kötü olunca da bu tür eleştirilere de aynı olgunlukla, aynı güzellikle kabul etmen lazım. Bak orada 2000 kişi varken Yılmaz Erdoğan bir tek senin adını andı. Yani bunun ağırlığını taşıyamayacaksan orada işin olmaması lazım. Araya gidiyoruz. Programın bölümlerinin bundan önce ara vermeden önceki süresi nedeniyle Arda meselesini, Arda Turan olayının bir boyutu kaldı. Bunu ele alamadık. Oradan gidelim ve bu bölüm daha sonraki konuya geçecektir. O da, ben de buraya not almıştım. Federasyondan hiçbir tepki yok henüz. Hı? Ve orada federasyon başkanına, futbol direktörüne en galiz küfürler edilmiş, tanıklar var. Evet, şimdi ortada bir kere açıkça sportmenlik dışı, insanlık dışı bir davranış var. Fiili saldırı var. Bunun bir tabii işte suç soruşturmasını gerektiren bölümü var. Herhalde Bilal Meşe suç duyurusunda bulunacak. Çünkü şikayete bağlı bir suç bu. Saldırıya uğradım diyecek bir sürü tanığı var. Bir o bölümü var, yani adli bölümü var. Ama bir de disiplin bölümü var, olmalı. Bunu da bir arkadaşım sağ olsun hatırlattı demin ara sırasında. Mesela Barcelona kulübü sırf gazetelerde çıkan haberlerden hareketle Arda hakkında bir disiplin soruşturması başlatmış durumda. Bizim federasyonumuzdan tık yok. Hı hı. Kimse hiçbir şey başlatmış değil. Bu da bir tuhaf bir durum değil mi? Yani yapanın yanına kalması... mı ötekili? Evet. Tabii yapanın yanına kalması, bu çeşit davranışların neredeyse teşvik görür gibi görülüyor olması filan. Bir deniyor ki işte maçı bekliyorlar maçtan sonra. Niye maçı bekliyorlar? Yani işte diğer takımdaki diğer oyuncuların morali niye? Tam tersine etkilenmesi gerekir. Yani tam tersine etkilenmesi gerekir. Biraz hizaya gelsin herkes. Yani burada bu çeşit davranışları cesaretlendirici hiçbir şey yapmamalıyız. Şimdi milli takım teknik direktörünün de federasyon başkanının da olayı hafife alır yönde açıklamaları var. Ya üzüldük filan diyorlar elbette ama böyle bu bir vahim durumdur. Bunun üstüne gitmeliyiz. Bir daha böyle şeyler olmayacaktır filan diyen yok maalesef ve biz yani geçmişte de çok sayıda böyle utanç verici durumlar yaşadık. Yani Arda'nınki çok özel bir örnek ama ben mesela bir tane meşhur Türkiye-İsviçre maçı hatırlıyorum. Yani ben sahadaydım da hani utançtan yerin dibine girdiydim yani maçın sonlarına doğru filan. Bunları hakikaten yani Türkiye bunları teşvik ediyor gibi görünmeye devam edemez, etmemeli, yapmamalı bunu. Yani bırakın gitmeyin Avrupa Şampiyonası'na ama hiç değilse ya bunlar işte kaybetmesini de bilen insanlardır desinler hiç değilse. Yani gerçekten çok tuhaf ve umarım federasyon bir an önce disiplin soruşturmasını açar. Ve o disiplin soruşturması cezası da vardır bunun herhalde. Umarım vardır. Yani lisans iptali bile olabilir mi? O kadar detayını bilmiyorum ben. Yani bunun yönetmeliği nedir, nasıldır, ne gibi cezalar öngörülmektedir onları bilmiyorum ama bir disiplin soruşturmasına ihtiyaç var sanki. Federasyonun belli zaten milli takım hayatı bitti. Kendi ben bıraktım diyor ama milli takım o defter bir kere yapılmış. Bence de pazar günkü maçı bekleniyor. Zaten Yıldırım Demirören'in açıklaması var. Diyor ki şu maç bir geçsin. Belki artık o konuştular futbolcular belki bununla meşgul olmasınlar. Kafaları burada olmasın. İşte Arda şöyle oldu, böyle oldu diye. Pazardan sonra ne tür hamle yapılacaksa ama bence geniş çaplı bir milli takımda sadece Arda'yla kalmayan bir operasyonda olacağını zannediyorum. Yani çünkü bu az buz bir şey değil. Onu destek verenler var, hadi diyenler var. Uçakta Arda yalnız değil. Arda'nın yanındakiler var. Yeri burası diyenler var. Onların da bir kini, öfkesi, niyeyse medyaya var. Hı hı. Yani bu sorgulanması gereken bir... Peki, bütün bunlar biraz da yani öyle görünüyor ama arkasındaki asıl derin konuyu siz anlattınız, sistem sorunu diye ama... Tabii altında o yatıyor. Yani. Evet, sonunda prim olayı ta Avrupa Kupası'ydı değil mi? Oradan başlayan bir şey. O kriz yönetilemedi. Hatta daha da beter hale getirilmişti. Zaten şimdi ben o Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında bir sosyal medyada filan da elden ele dolaştı. Sözde bir İzlandalı tarafından hazırlanmış bir şey. Diyor ki şimdi şöyle bir hesap yapıyor. İşte bizim adamızda şimdi unuttum rakamını da işte 200.000 kişi yaşıyor. Bunların yarısı kadın. 100.000'e düşürüyor. Bu 100.000 kişinin şu kadarı 15 yaş altında, şu kadarı da 40 yaş üstünde, azaltıyor. İşte 2000 kişi kalıyor. Bunların bir bölümü ya da 10 bin kişi kalıyor. Neyse, şimdi tam rakamları hatırlamıyorum. Bir bölümü mecburi işlerde, yok işte balina turları yönetiyor. İtfaiyeci, şucu bucu filan. Onlar kıpırdayamıyor yerinden. İşte şu kadarı taraftar olarak tam da 500 kişi kalıyor. Hayır, geriye kalıyor 21 kişi. O yüzden diyor teknik direktörümüz İsveçli, ona kalmadı artık. O kadar az kişiyiz. Ve Avrupa şampiyonu oldu. Ve o İzlanda takımı ya inanılmaz başarılara imza attı. Tamamı amatör oyunculardan oluşan ya da tamamı İzlanda dışında oynayan oyunculardan oluşan bir takım. Ve 3 kuruşa oynuyorlar. Bizim milli takım teknik direktörümüzün maaşı İzlanda takımının toplam gideri kadar neredeyse. Yani bütün takımın toplam gideri kadar. Ve Türkiye en pahalı takımdı. Bir de bunun üstüne bir de böyle inanılmaz primler dağıtıyor Türkiye bilmem ne filan, ama sonuç ortada. Burada meselenin parayla bir ilişkisinin olmadığı belli bir. İkincisi de yani bu bir milli meseleyse, biz de o kadar da milliyetçi filan bir milletsek bunu da bari milletiniz için, halkınız için yapıverin. Ama prim kavgası çıkıveriyor. Prim kavgası çıktı, haberi çıkınca da bu sefer başka isyanlar başlıyor. 4 futbolcu ayaklanıyor. Biz öyle miyiz, böyle miyiz? Ben zaten bütün paramı işte fakirlere bağışlıyordum filan diye açıklamalar yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Evet. Demek ki bir para var ortada. Yani primlerin haksız dağıtıldığıyla ilgili bir kavgaydı. Yani bana niye az verildi değil de işte ona niye verilmedi şu falan. Çok az oynadığı halde şu kadar aldı, öbürü bilmem kaç gol attı, ona kimse vermemiş işte para filan gibi bir şey. Arada para toplanmış, evet, verilmiş falan. Bunların tamamı çirkin şeyler ve bu çirkinliğin içinden bir gazeteciye saldırarak çıkılmaz. Bu çirkinliğin içinden çıkıp özür dileyerek çıkılır. Ya böyle bir paralı pullu işte adımızın anılmasında çok üzüldük. Bakın şu. Evet, şeffaflık. Ben şu kadar para aldım. O parayı da Ahmet'e verdim, Mehmet'e verdim, Süleyman'a verdim. Şu kadarını da cebime koydum. Burada da utanılacak. Ya hepsini aldın hakkın. Sağ ol. Utanılacak bir şey de yok yani. Bunu söyleyip çıkmaktır bu işin içinden, ama maalesef yani ve neyse, şimdi söylenecek çok şey var da. Peki Tezkan'dan da bu konuda bir görüş alıp öteki konuya geçeceğim. Valla bütün bu şeye bakmak lazım. Ya bizim takımlarımızda bizden kaç futbolcu oynuyor? Biz veya kaç yılda bir Arda çıkartıyoruz? Bir Sergen çıkartıyoruz. Bir Emre çıkartıyoruz. Kaç tane? Şimdi büyük takımlara bakalım. Alttan gelen, kendi yetiştirdiğimiz yok gibi bir şey yok yani. Şimdi ben bunu söylerken hani yabancılar gelmesin, sırf yerliler oynasın demiyorum. Ama o yabancı ile biz yerliyi bir arada oynattığımız sürece o ondan eğitilir, o ondan birbirlerine karşılığı etkileşimle bir yere gelir. Bir kültürlerin arasında bir iletişim olduktan sonra hep futbolcunun da kendi iç dünyasından kendi kopup bir sosyal çevreye girmeye başlar. Bizdeki futbolcu oturup top sahada oynuyor, sonra dönüyor PlayStation'da oyuna devam ediyor evde. Veya işte çok şey yapanlar kaçıp gece kulübüne gidiyor. Bunun dışında başka bir hayat olmuyor. Ama o iç içelik belki onlara başka bir hayatın da olduğunu göstererek kendilerini bir sonraya, bir aşamaya hazırlamalılar. İşte şey yapıyorum işte. Bakıyorsun işte şu anda Real Madrid ne oldu? Avrupa şampiyonu oldu. Müthiş bir futbol oynadı Juventus'a karşı. Kim? Teknik direktörü kim? Zidane kim? Efsanevi bir futbolcu. Kendi ne yapmış? Ben efsaneyim. Müthiş paralarım var. Şunu yaptım, bunu yaptım. Deyip de yeter bu kadar dememiş. Oturmuş, çalışmış, kendini yetiştirmiş. Real Madrid'in teknik direktörü olmuş. Durmamış. Takımın Avrupa şampiyonası bir yapmış. Yani bir futbol mucidi de diyebiliriz bir takım. Yani Real Madrid daha önce başka hiçbir takımın oynamadığı gibi oynuyor. Başka şeyler yapıyor filan. Yani futbol bilgisine, dünyanın futbol bilgisine katkıda bulunmuş bir insan. Yani öyle futbolcular bizde olmaz. Yani bir Arda'nın ileride talip olması lazım. Bir Emre'nin o pozisyonlara talip olması lazım. Yani kendini geliştirip, çünkü bunlar öyle eskiden hani kapalıydı. Kendi içimi Avrupa'ya çok zor futbolcu giderdi oynayamaz. Şimdi çok açık. çok hemen gidiveriyorlar işte. Bir takım bizdekilere de çok talipler var. Giden gelen kendini geliştirip bir sonraki hayatta futbol adamı olmayı düşünüyorsa kendini de ona göre hazırlaması lazım. Bir küçücük bir cümlecik daha söyleyeyim. Şimdi demin altyapı dedin. Şimdi işte biz ikimiz Beşiktaşlıyız, herkes biliyor. Beşiktaş bu yıl şampiyon oldu. Fakat şampiyon olan takıma bir bakalım. İlk 11'de direkt oynayan altyapıdan gelmiş kim var? Kimsesi yok. Bir Necip var. İşte Necip var. 60. dakikalarda giriyor. Bir de Atınç bir miktar altyapılarımızda da oynamış. Yani bizde yetişmedi ama altyapı takımlarımızda da oynamış bir oyuncu olarak. Bir de Atınç var. Başka da kimse yok. Dönelim Barcelona'ya bakalım. Kaç kişi var Barcelona altyapısında? Yani Barcelona bir yıldızlar takımı. Ama ilk 11'inde oynayan 3 oyuncusu var, 4 oyuncusu var. Kendi altyapısından çıkarttı. Buna Messi de dahil. O bakımdan yani bu böyle altyapı çok da küçümsenecek bir şey de değil. Tam tersine çok daha verimli çalıştırılması gereken bir şey. Peki. Konuyu değiştirebiliriz. Katar krizi, Körfez krizi, Arap Yarımadası'nda kriz çeşitli adlarla anılıyor. Katar'a tam bir politik ve lojistik abluka söz konusu. Ayrıntılara girmeye gerek yok ama meseleyi anlamak çok önemli. Ne var bunun arkasında? Gerekçe teröre destek veya biraz daha ayrıntıya gidilirse İhvan'a ve Hamas'a destek ama teröre destek deniyor. Oradan başlayalım. İsmet Berkan'a ve Mehmet Tezkan'a da soralım. Bahane mi bu, gerekçe mi? Ya şimdi bir kere dünyada konjonktür bir ölçüde değişti. Yani Donald Trump'ın Amerika Başkanı olmasıyla birlikte Müslümanlığın her türlü siyasi dışa vurumunu terör olarak nitelendirme eğilimi Amerika'da iktidara geldi bir kere. Yani Amerikan yönetimi bugün Müslüman Kardeşler, yani Hamas onlar için zaten terör örgütü de Müslüman Kardeşleri de terör örgütü yapıp yapmamayı tartışıyor zaten. Şimdi bu iki örgütün bölgede en çok tehdit ettiği rejim Suudi Arabistan rejimi aslında. Ruhları, yani Suudi Arabistan'da Müslüman Kardeşler örgütü yok. Varsa bile bayağı bir yer altında, kimsenin varlığını bile bilmediği bir örgüt olarak var. Ama o ruh Suudi Arabistan'ı çok rahatsız ediyor. Bu işin bir yanı, yani Suudi Arabistan işte Arap Baharı'nı bastırmak konusunda çok ciddi bir rol oynadı. Mısır'daki darbeyi destekledi filan. Bu Arap Baharı'nı bastırmak konusunda çok önemli bir rol oynadı. Buna karşılık Katar'da sonuçta böyle baş tacı edilecek bir ülke filan değil. Sonuçta bir emir tarafından yönetilen feodal bir ülke, özgürlüğün öğsünün olmadığı bir ülke. Olarak diğerleri. Vahabizmin hakim olduğu Körfez'deki yegane ülke. Ama diğer Arap ülkeleriyle, diğer Arap krallıklarıyla, emirlikleriyle arasında belki şu kadarcık, yani iki parmağımın arasındaki kadar bir özgürlükçülük farkı var. İşte ne yapıyor? İşte El Cezire diye bir kanalı yapıyor. Bütün Arap dünyası, Arap sokağı daha doğrusu bu kanalı seyrediyor. İşte ne yapıyor? Hamas'a destek veriyor, Filistin halkının temsilcisi diye. Ne yapıyor? İşte İhvan'a bir ölçüde kol kanat giriyor filan, bir önemli bir İhvan'ın önemli bir din adamı Katar'da yaşıyor çok uzunca bir süredir filan. Onu arada bir televizyona çıkartıyorlar filan. Şimdi ben tabii bu kriz sebebiyle mecbur kaldık öğrenmeye Katar'ın tarihi diye bir şey var. Katar görece çok yakın bir zamanda İngiltere'den bağımsızlığını kazanmış bir ülke. Ve bağımsızlığını kazandığı günden beri de bir başka bağımsızlık için mücadele ediyor. Kendini Suudi Arabistan'dan da bağımsız kılabilmek için mücadele ediyor. Bazen bir adım ileri, bir adım geri böyle gidiyor geliyor bu işler. Şimdiki emir babasının kendini tırnak içinde emekliye ayırmasıyla. Saray darbesi deniyor o olay. Saray darbesi de deniyor. Babanın gönüllü çekildiği de, annenin çok bastırdığı falan da söyleniyor. Neyse ne, aile içi bir mesele. Ama o kendi babasını bayağı bir darbeyle devirmişti. Kendi babasının yerine o gelmişti. Şimdi bugünkü vizyonu ortaya koyan aslında artık görevden çekilmiş olan babadır. Ama temim, yani şu anki emirde babasına göre birazcık daha ne diyeyim liberal, ne demekse o da, yani dediğim gibi fark şu kadarcık bir şey. Böyle bir vizyona sahip. Ama şimdi görüyoruz ki yani Suudi Arabistan öyle bir can damarını kesti ki Katar'ın. Katar'ın çok uzunca bir süre ben bu baskıya dayanabileceğini düşünmüyorum. Zaten Hamas'ın liderlerini hemen gönderdi. Yakında İhvan'dan da vazgeçecektir. Evet. Ve İran'a karşı da tamam ben sizin yanınızdayım diyecektir ve tekrar şey, yani bu kriz Katar'ın yeniden Suudi Arabistan yörüngesine girmesiyle son bulacaktır diye tahmin ediyorum ben. Çok uzun süre dayanabileceğini düşünmüyorum bu ülkenin. Peki olayın gerisinde ne var konusunda şimdi söyleyecekleri var mı Tezkan? Bu şimdi Katar olayı bizde şunu gösteriyor ki ya bu Orta Doğu'nun ne kadar karmaşık, ne kadar anlaşılması zor, ne kadar böyle iç içe, böyle bir karma karışık mezhepler, ülkeler, onunla çıkarlar, çözülmesi zor bir coğrafya olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yani derler ya, Orta Doğu'yu anlamak çok zor. Doğru, evet, Orta Doğu'yu anlamak hakikaten çok zor. Şimdi bu Katar meselesi çıktı. Ben de hani yakından izlemeye çalışıyorum. Hani vallahi hani yorumlayanların dışında bu işin içinde olan devlet başkanları düzeyinde dahi meselenin anlaşıldığı kanısında değil. Yani bir anda patladı. Ne oldu? Şimdi şöyle. Cumhurbaşkanı söyledi. Evet. Yani bizim Cumhurbaşkanımız da dedi ki. Çözebilmiş değil. Yani çözü. Şimdi diyor ki ülkeler bir anda çullandılar üzerine. Nedir? İki tane suçlama var ve birbirinden tezat teşkil ediyor. Bir diyor ki sen Müslüman kardeşleri tamam. O terör örgütüdür diyor. O tartışılı terör örgütü değildir bilmem nedir falan. İşte El Nusra gibi, evet, IŞİD gibi terör unsurlarını da destekliyorsun diyor. O konuda herkesin ak kaşıktan ama ak sütten çıkmış. Değil zaten oradaki Suriye pozisyonunda biliyoruz ki Suudi Arabistan'daki oradaki radikal unsurları destekledi İran'a karşı. İran Şam ittifakına karşı değil mi? Katar'la birlikte ikisi desteklediler. Şimdi oraya bakıyorsun, Katar bunları destekliyorsa eğer İran'a karşı bu Müslüman kardeşlerin yapısı Sünni bir yapı. Şii'ye karşı olması. Evet iyi yapıyor o zaman. Değil mi? Şii bile ona karşı. Yok işte bütün Sünniler de makbul değil Suudi Arabistan. İşte, tabii canım. Bazıları daha makbul. İşte onu demek istiyorum. Şimdi o zaman öyle olması lazım. Ama aynı zamanda suçlanıyor. Diyor ki sen İran'la dostane ilişki içerisindesin. Biz İran'a karşı işte Körfez Konseyi diye bir birleşikçe. Sen ondan Yemen'den attılar mesela. Yemen. Sanki İran'da Körfez'de değil aslında, o da Körfez'de de mesela, Körfez'in bu yakın. O İran'a karşı kurulmuş. İran'a karşı kurulmuş. Sen işte bizim dediklerimiz tam yapmıyorsun. İran'la dostane ilişkiler içerisindesin diye kızıyorlar. Yani İran'a doğru kaymaklar. O kadar da dostane de değil ama. Değil ama. Ama belli bir bastada işte kendi şey çıkartıyorlar. Doğalgaz şeyleri falan. Ama öyle bir suçlama. Aynı zamanda mesela radikal örgütler kimle mücadele ediyor? İşte İran'ın desteklediği Şam'la veya Hizbullah'la falan. Şimdi nasıl bir karmaşık bir ortam var? Yani hem İran'a yakınlıkla suçluyorsun, hem İran'a karşı savaşan veya İran'ın desteklediği gruplara karşı savaşan, radikal örgütleri desteklemekle suçlanan bir Katar pozisyonu ortaya çıkıyor. Şimdi o zaman meselenin şeyine baktığı zaman dönüp dolaşıp ta Mısır'a kadar geliyoruz. Mısır'daki o işte Müslüman Mursi hareketinin Katar'ın çok sahip çıkması, Suudi Arabistan'ın da bundan büyük bir endişe duyması, lan bir gün başıma bu patlar demesi. Zaten bu yüzden bize de bu yayılabilir. Çünkü bir de tabii El Cezire televizyonunun etkisi, onun bu Arap Baharı'nı desteklemesi olarak vurgulanıyor. En azından arkasında bir İngiliz tabii ki yayın, medya, habercilik anlayışı var. Arap ülkelerindeki yayınları birdenbire karşılarında alıştıklarının dışında bir yayın görüyorlar, içerik görüyorlar. Bundan da endişe duyanlar olduğu söyleniyor, evet. Tabii ki kendi arka tarafı da Yemen'de falan oralar, yani orası da karışık bir hani Bahreyn, hani orası da hani sırf Mısır'da değil ki, her tarafa sıçradı bu şey, her tarafta bir mezhep çatışması var. Suudi Arabistan burada bir pozisyon aldı Şii'ne karşı. Bu Müslüman kardeşlerin evet biraz önce İsmet'in dediği gibi Sünni desteği ama Şii'ye karşı, ama her Sünni de iyi Sünni değildir. Bazıları farklı taleplerde olan Sünnilerdir. Yönetime karşı olanlardır. Onlar makbul, iyi insan değildir. Çünkü yönetime karşı bir protestoları, bir isyanları, bir tepkileri, bir talepleri vardır. Onlar kenara atılmalıdır. Siyasetten terör örgütü olarak tanımlamak dışarı yani atılmalıdır. Şey var mı? Şimdi en azından öyle dedirtecek bir ufak bir şey var mı? Yani tamam, İhvan çok yaygın Arap dünyasında bir kuruluş. Ama siyasal İslam'ın işte tipik yansıması olarak gösterilen bir şey. Seçimlerle iş başına gelebilme konusu var. Tunus'ta öyle. Tabii orada öyle, Mısır'da da aşağı yukarı öyleydi. Öyle biraz, geldiler. Öyle geldiler ama işte orada büyük bir hata oldu bana göre. Yani bütün Selefiler orada öyle. Patlak vermesinin nedeni hani iktidara geldikten sonra bir anayasayı değiştirip bir el koyma, yani yeni bir şey yapması, bütün yargıyı kendine bağlamaya çalışması, bütün özgürlükle her şeyi kısıtlayıp başka bir düzene geçmeye çalışması zaten Mısır. Evet. Ben dağıtmayayım o meseleyi. Oradan başlayan bir yangın bu. Şimdi şu anda öyle bir tehlike var mı bakıyoruz? Var mı? Müslüman kardeşler tehlikesi var mı dünyada? Suudlar için var. Var ama hep var. Onların yani algısında var. Algı olarak var yani. Hayır, şu anda öyle bir tehlike birden acil 6 ülke hop ambargo. Ya belki uçak, Sisi de kendisi için böyle bir tehdit görüyor ülke için. Biraz Sisi'nin işte şimdi deniyor ki Kızıl, öyle bir Sisi'yle Suudi Arabistan yaklaştı ki işte Kızıldeniz bir iki adasını şeye verme, Suudilere verme kadar iç içe bir dostluk var. Birbirlerine devamlı gidip geliyorlar. İşte Trump geldiği zaman şeyle buluştular. Şimdi bütün bunların bir Trump'ın da bu İslam'a karşı bütün kampanyası, hani Müslümanları sokmayacağız Amerika'ya karşının toplam bir faturasının, yani bunu evet bütün Müslümanlar değil, bazı Müslümanlar, bütün ülkeler değil, bazı ülkelere indirgenip bir ortak bir tavıra bir politika. Burada da seçilen bir kurban bence Katar. Müslüman kardeşler işte bütün hani fenalıkların şeyi. Bunlar bu cephede, öbür cephede de Şiiler, İran. İki cephe kurmaya çalışıyorlar. Yani evet Amerika, Trump'ın kastettiği işte bunlardır. Suudi değil. Suudiler el sıkışıyor, Suudiler değil. Gidiyor Mısır'la el sıkışıyor. Onlar da değil. Kimdir? İşte bu Hamas'tır, Müslüman kardeşlerdir, İran'dır. İşte bütün bu dünyadaki radikalizmin kökeni bunlardır diyen bence bir politika. Bu bir şey üzerinden gidecekti. Destek veren Katar oldu. Ama Katar Suriye'deki destek verirken, silah yollarken Suudiler aynı kişilere yollamıyor muydu? Yolluyorlardı. Yemen'de aynı koalisyonun içinde değiller mi? Aynı koalisyonun içindelerdi. Evet. Katar yani ile birlikte aynı koalisyon. Yemen'de, Suriye'de. Şimdi biraz yaramaz çocuk rolleri, biraz El Cezire'nin bu yayınları, biraz disiplin altına alma ihtiyacı Riyad'ın. Biraz bu baskılar sonunda. Ama bunu çok ciddi bir abluka. Özellikle karada sınırları kapamak konusu. Ve buna da Amerika'da destek veriyor. Bakın şimdi Amerika çok ağır bir destek verdi. Rusya'dan pek ses çıkmıyor. Ne olduğu konusunda. İran, Çin'den ses yok. İşte bir telefon konuşmasını yaptırmış yansıdığı kadarıyla işte, ama o da pek şey değil. Bir başka bir şeye doğru gidiyor. Evet, İsmet uzayacak mı? Araya gideyim. Ya çok kısacık yani Tezkan söz etti. Ben de eksik bıraktıydım onu. Şimdi burada tabii Trump yönetiminin bir başka hedefi de İran'ı çevrelemek. Evet. Bu heves tabii Suudi Arabistan'ın da çok hoşuna gidiyor aslında. Ve o öncesinde bir lojistik şey oluşturuyor Suudi Arabistan. Yani Katar'ı o aradan çıkartmak istiyor Suudi Arabistan ve şimdi Katar'ın üstünde çok ağır bir baskı var. Amerika eğer İran'ı çevreleyecekse ve bu bir askeri caydırıcılıkla da yapılacaksa, Amerika'nın bölgedeki en büyük askeri üssü zaten 25 bin askeri var Katar'da. Dolayısıyla Katar'ın bu cephede olması lazım. İran tarafında değil, öbür tarafta olması lazım. Bunu da bu baskıyla, işte gırtlağını sıkarak sağlamaya çalışıyor. Trump gel demiş zaten Beyaz Saray'a. Bir de o var, o kadar gel, söyledi neler, o iyi oldu, gayet iyi vesaire. O Trump'ın bilgisizliğinden bence. Sonra ona bilgi verdiler. Ya yapma, bunlar bizim müttefikimiz, en büyük ortağımız falan dediler. Peki. Bir araya gidelim. Aranın ardından Türkiye'nin tavrı, bir de Türkiye'nin eninde sonunda bundan etkileneceğine dair yorumlar, hatta ifadeyi de söyleyelim. Sıra Türkiye'ye gelecek ifadeleri var. Bunlar ne kadar ciddi, bunları ele alacağız. Katar krizinin patlak vermesinden sonra Türkiye'nin tavrı merakla bekleniyordu. Önce Cumhurbaşkanı açıklama yaptı ve Katar'a karşı haksızlık yapıldığını söyledi. Katar'ın bunları hak etmediğini belirten ifadeler kullandı. Ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündemde bekleyen Katar'a ilişkin askeri anlaşmalar mecliste, gündemde öne alındı ve geçti. Şimdi Türkiye'ye Katar'a asker gönderecek. Böylesine bir durum var. Buradan başlayalım. Tezkan, ne dersin? Türkiye'nin tavrı. Şimdi bu asker meselesi yeni bir şey değil. Onu hani şöyle bir hani böyle bir şey oldu. Yok, bir baştan orada üssümüz var ama sayı artacak. Yeniden asker gönderilecek. İşte Amerikan da üssü var. İşte 20.000 ne askeri var. Türkiye daha önce Katar'la bir anlaşma imzalamıştı. Üs kurma anlaşması. O 100'den fazla galiba asker var orada. Yani o üssü hazırlamak için. Bir asker gidecekti. Bu olmasaydı belki 3 ay. Biraz hızlandı bu nedenle. Ama oraya gidip de hani şöyle bir şey var. Hani asker gidiyor, orada savaşacak mı? Ben öyle yok. Bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Orada Türkiye bir üs aldı. Bir askeri işbirliği anlaşması. Bir de jandarmayı eğitecek. Bir de jandarmayı, evet, oradaki jandarmayı eğitme şeyinde. Şimdi Türkiye hakikaten burada biraz şok yani Ankara'daki durum. Yani çünkü kimsenin Ankara'da da beklemiyordu. Zaten beklemediğinde açıkça söylüyorlar. Şimdi Katar'la iyi bir ilişkiler var. Ekonomik ilişkiler var. Askeri işbirliği ilişkileri var. Yani sen tabii Katar'ın sana katkısı hiç sıfır da senin oraya askeri bir takım katkıların var. Onun ekonomik sana yapacakları var. Çünkü çok zengin bir ülke. Senin buradaki yatırımları çok ciddi ekonomik ilişkiler. Türkiye'de de ciddi. Türkiye'de zaten ciddi yatırım var ve daha da hani bu gelişmesi planlanıyor. Öbür tarafta Suudi ile ilişkilerim var. O dünyayla var. İran'la işte arayı iyi, komşun iyi tutmak istiyorsun. Şimdi Türkiye buradan nasıl bir politika izleyecek veya bunları nasıl barıştıracak? Bu baskının, bu şeyin bir yangına dönüşmemesini nasıl rol oynayacak? Yani Türkiye bir tarafa dönüp de taraf mı olacak? Yoksa hakikaten Suudi Arabistan merkezli Katar, Tahran'ın hepsinin üzerinde böyle bir onlara buluşturucu olması gereken rolü mü oynayacak? Yani hepsini bir araya getiren, hepsini masaya oturtan, arabuluculuk yapan bir rol mü üstlenecek? Şimdi Ankara herhalde... Bunu o açıkça deklare etti ama öbür taraftan pek bir şey gelmedi. Hatta kendi aramızda halledelim gibi, ama işte Katar'a da 5 maddelik ev ödevi veriyorlar. Bunları yapmazsa. Onları biraz yapacak gibi de duruyor. Katar'da böyle birden bunlar ne, bize de böyle bir şey demedi. Evet. Bu biraz evet... Yani bir süre sonra bu daha önce de bu Katar'la yaşanan hani o Müslüman kardeşlerin önemli adamlarını orada besliyordu. Sonra baskı yaptılar. Hepsini ülke dışına yolladı. Onun gibi böyle bir süre sonra bence o inecektir aşağı. Çünkü bu sefer hani daha da yürümesi demek, işte orada bir koskoca bir Amerikan üssü var. Şimdi hani Suudiler oraya mı saldıracak falan, böyle bir acayip karmakarışık bir durum var. Amerika hem şeyin yanında, Suudilerin yanında duruyor ama Katar'a karşı, Katar'da da bütün askerleri de Katar'da gibi böyle bir karmaşık, saçma sapan bir durum ortaya çıktı. Çok sürdürülebilir, bu krizin çok değil bir gözdağı bence. Yani çünkü Maldivler bile ayaklandı, yani öyle bir örgütlenmiş. Moritanya. Yani ta yani, Afrika'nın en yani, batısında Senegal sonra. Bir şeyden çok bir gözdağı, bir kendine gel bak yaparız demek ama bunun fiiliyatta bir şeye geçeceğini ben zannetmiyorum. Bunu zaten Amerika'da evet demez yani. Böyle bir bence oyun içinde böyle plan yok. Buna bir kendimizi gösterelim de bir kendine gelsin, ayakları yere bassın anlamında veya kendi bizim politikaların dışına çıkmasın. O kendi kurdukları o Körfez Konseyi'nin ne biraz içinde yaramaz çocukluk yapmasın anlamına geliyor herhalde bu çıkış. Çok bence bir süre sonra bu inecektir, o hava sahaları falan hepsi normal döneceğini inanıyorum. Evet. Gitti Libya bile kapattı şimdi yani. Yani anlatabiliyor muyum? Hiç böyle baktığın zaman... Ama aslında daha... Katar için ciddi o. Çünkü o bölge, Körfez bölgesi özellikle Güney Pasifik'e hatta ta Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya kadar yapılan uçuşların çok önemli bir havalimanı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyük rakibi. Evet, düşünün yolları uzayacak. Çünkü Suudi Arabistan üzerinden geçip ta Mısır vesaireye, batıya da öyle gidemiyor. Oradan da uçaklar gelemeyecek. Türkiye üzerinden gelmek. Türkiye, İran falan. Evet. Yani işte bu... Çok devam edecek bir durum değil bu açıdan. Dayanamaz diyorsunuz. Peki Türkiye'nin politikası karışma mı, yoksa taraf olma mı, yoksa yani şimdi, hiçbir şey değil mi? Tabii, iki tane önemli konu. Cumhurbaşkanı'nın mesajı biraz... ve anlaşmaların mecliste onanmasının öne çekilmesi. Sembolik bir şey o Katar'a, yani biz sizin yanınızda durmaya devam ediyoruz. Hala arkadaşız sizinle demiş oldu Türkiye. Yoksa o anlaşmalı, yani anlaşmaların meclisten normal hızının ötesinde bir hızla geçmesi öyle çok da özel bir şey değil. Sadece bir mesaj bu. Dünyaya da anlamı da o zaten. Hızlı bak işte Katar'a. Biz hala seninle arkadaşız denmiş oldu. Türkiye bu sefer bu krizde bence gayet soğukkanlı hareket ediyor. Yani şunu hatırlayalım. Şimdi şöyle bir alternatif hayat düşünün. Mısır'da darbe oldu değil mi? Mursi bizim AK Parti iktidarıyla, o zamanki Başbakan Tayyip Erdoğan'la, Dışişleri Bakanı'yla falan özel ilişkileri de olan, özel yakınlıkları olan bir siyasi akım ve kişilerdi bunlar ve devrildiler ve Türkiye çok AK sert... AK Parti kongresine gelip konuşma yaptı. Tabii, çok sert tepki gösterdi Türkiye. O tepkide bizde normal karşılandı. Peki o kadar sert tepki göstermeliydik elbette de. Evet, yani o kadar sert bir tepki göstermek yerine Sisi'nin bir an önce seçimli demokrasiye geri dönmesi için teşvik edici, Mısır'la hala konuşabilir durumda kalsaydık acaba tarih farklı mı akardı? Bunu bir düşünmek gerekir ve Mısır halkının çıkarına olan durum hangisiydi? Yani şimdi sonsuza kadar, ölene kadar Sisi iktidarda kalacak gibi bir durum var. Yani Mübarek gitti, yerine Sisi geldi. Arada bir parantez oldu, Müslüman Kardeşler parantezi. Bir diktatörden diğerine. Hem Arap ülkeleri destekliyor, hem Amerika destekliyor, hem Avrupa destekliyor. Ama şunu yapabilirdi Türkiye, kendi ağırlığını kullanarak ve dostluğunu kullanarak. Belki kötü yönetiliyordu, belki haklısın, belki haksızsın bu konulara girmeden. Ama bak burada bir kazanım oldu. Senin de sayende oldu bu kazanım. Bir diktatör devrildi. Gel bir an önce seçime götür. Neyse altyapıyı nasıl kuracaksan sana yardım edelim. Anayasayı yeniden mi tanzim edeceksin? Gel sana yardım edelim, uzmanlarımızı gönderelim. Avrupa Birliği'ne seslenebilirdi Türkiye. Avrupa Birliği'ne bağırmak, çağırmak yerine. Ya gelin Mısır'a yardımcı olalım. Burada seçimli bir demokrasi yaşasın, Sisi'ye teknik danışmanlık verelim, işte önce belediyeleri mi kursun, önce bilmem neyi mi yapsın filan, böyle yardımcı olabilirdi Türkiye. O zaman tarih belki başka türlü akardı. Neyse, bu geçmişe dönük bir şey bu. Katar'da benzer bir durumu yapmadı Türkiye. Yani çok sert tepki verebilirdi. Çünkü Katar açıkça haksızlığa uğruyor. Yani görüyorsun, gözüküyor yani. Sadece yani geçen gün birisi derlemişti bunu. Amerikan basınında son 5 yılda Katar'la ilgili işte toplam 12 tane haber ve makale çıkmış. Son 2 ayda 85 tane çıkmış. Ve bunu da kim veriyor? Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın parasını ödediği think tankler, şunlar bunlar. Önce kamuoyu oluşturuyorlar Amerika'da filan. Yani Katar şöyledir, Katar böyle kötüdür, şöyledir, böyledir. Hepsi aleyhinde. Katar'ın birdenbire... Birleşik Arap Emirlikleri biraz Türkiye konusunda da benzeri faaliyetlerde Amerika'da. Şimdi neyse... Rusya'nın bir rolü var bu işlerde, enteresan bir şekilde. Yani Rus hackerların bir rolü var bu işlerde. Neyse, Türkiye bütün bunları da biliyor, takip ediyor Türkiye. Ve Katar açıkça haksızlığa uğradığı halde Suudi Arabistan'a dönüp "ya ne yapıyorsun kardeşim, ayıptır bu yaptığın" filan gibi Mısır zamanında, Mısır darbesi zamanında yaptığını yapmadı Türkiye. Daha soğukkanlı hareket ediyor ve bir arabuluculuğa soyundu. Trump da ilk gün işte sabah uyanıp kimseye sormadan attığı tweetlerle yaptığı yanlışın farkına vardırıldı herhalde ki şimdi o da telefon etti, ben de arabulucu olmak istiyorum. Reddetti ama ya da gelemem artık şu koşullarda, ülkemi terk edemem. Hayır ama ben arabulucu, yani Amerikan arabuluculuğu filan bir tansiyon yavaş yavaş düşecektir ve benim dediğim gibi yani Katar'ın Suudi Arabistan'a büyük ölçüde teslim olmasıyla bu kriz sona erecektir. Mehmet Tezkan bir not almıştı onu bu konuyla ilgili mi? Çünkü başka falan soru soracağım. Yani şimdi oradaki yanlışlar aklıma Davutoğlu geldi. Şimdi geçen bir televizyon programında işte ben ayrıldım, beni çok eleştiriyorlar bilmem ne falan, haksızlık yapıyorlar gibi. O kendi belki iç çekişmeleriyle onları söylüyor. Kopelikan dosyasıyla ilgili olabilir. Yani olabilir ama şimdi böyle meseleler olduğu zaman da sözde olup dolaşıp hep Davutoğlu'na geliyor. Yani şimdi tamam bir hükümettir, bir başbakandır hani o ülkenin, ama Dışişleri Bakanı da şey değildir. Mesela iki büyük bizim Mısır politikamız yanlıştı. Davutoğlu vardı. Bizim Suriye politikamız baştan sona yanlış oldu. Mimarı Davutoğlu'ydu. Şimdi hani öyle o şekilde gitti, başbakanlıktan gitti, çevresi terk etti falan diye eleştirilmemezlik, konuşmamazlık yapamayız. İleride tarih konuşacak. Yani Türkiye Orta Doğu'daki bu politikasını, bu yanlışlıklarını söylüyoruz. Bu politikasını kuran kim? Davutoğlu ve ekibi. Yani şimdi kendi çıkıyordu, kendi 27 kere Şam'a gittim, 46 kere Mısır'a gittim. Çantalarla para götüren Libya'ya, oraya buraya Davutoğlu'ydu. Şimdi o onun desteklediği gruplar, onun seçtiği gruplar, onun verdiği destekler vardı. Evet. Baktığımız şimdi ne oldu? Mısır işte böyle. Suriye'nin hali böyle. Libya, Ortadoğu, Libya diye bir şey kaldı. Libya'ya gittik, destekliyordu. Türk bir Tobruk hükümeti var. Ya evet, Türkiye evet. Dedim mi? Libya Türk dedim aslında. Mi? Libya'da zaten yok yani. Her taraftan bir yanlışlıklar şey oldu. Şimdi yeri gelmişken hani bunda pas geçmemek lazım tarihte yani. Çünkü evet. İleride biz bunu konuşurken dönemin kimdi bunun müsebbibi derken karşımıza Davutoğlu çıkacaktır. İster istemez çıkacaktır. Onun sıkıntıları Türkiye'ye çekiyor. Bakın şimdi Suriye'deki yanlış politikanın bedelini çok ağır ödüyoruz ve hala ondan kurtulma derdindeyiz yani. Şimdi Katar neyle suçlanıyor? Müslüman Kardeşler, radikal örgütleri destekleniyor. Neredeki radikal örgütleri destekleniyor? Suriye'deki radikal örgütleri destekleniyor gibi. IŞİD, El-Kaide diyorlar. Tam kanıtlanmasa bile onlar da ima ediliyor. Yani Müslüman Kardeşler doğrudan ama öbürkülerde onlara da destek çıkıyor diye suçlanıyor. Yani, ama Amerika'da zamanında El Nusra'ya yardım etmedi mi aracılarla araya? Doğrudan yapmadı ama etti, Katar tabii üzerinden. Tabii ki etti. Tabii ki şeye karşı. Yani o bizim bir yanlış kurgumuz. İşte bu şimdi inşallah bu krizde doğru bir kurguyla, doğru bir yaklaşımla hani yok deyip öbürkülerle kavga edici değil, bir tarafa yaslanan değil. Çünkü öyle bir kaygan, öyle bir Arap dünyası ki her an her şey bir anda o onunla ittifak yapıyor. Sen dışarıda kalabiliyorsun. İşte ya Rusya'yla ya biz oradaki dedik ki Türkmenler var dedik değil mi? Türkmenleri bombalıyorlar işte Rus uçağı geldi bilmem ne Türkmenler dedik. Rus uçağı düştü çıktı. Ya 2 senedir bir tane politikacıdan ben Türkmen kardeşlerimiz Suriye'deki lafını duydunuz mu? O zaman gece gündüz Türkmenler işte Türkmenler şöyle oluyor Türkmenler böyle oluyor. Sonra ne oldu? Rus uçağı düştü durdu ortalık. Biz niye düşürdük Rus uçağını? Türkmenleri bombalıyor diye düşürdük değil mi? Aynı Rusya gitti Halep'e tanklarıyla girdi. Halep'i aldı, götürdü, Şam'a teslim etti. Sesimizi çıkarmadık. Yani baştan bir kurguyu yanlış yaparsan işte sonunda böyle oluyor. Bu sefer inşallah yapmıyoruz. Sakin gidiyoruz gibi gözüküyor. Yavaş yavaş toparlayacağım o zaman. Yani çünkü bu iş Türkiye'ye de dayanacak diye bir şey vardı. Uzun sürmeyecekse o, yok. Komplo. Bence Türkiye o çok saçma bir komplo. Bence de aynı. Katılıyorum. Yani sıra Türkiye'ye gelecek kadar kötü bir neyin sırası Türkiye'ye öyle bir şey yani düşünülemez bile yani şeyde ne de yani bir Katar sonra Türkiye'ye geldi ne yani evet. Mukayese ve şey kabul etmez yani peki. Türkiye böyle bir şey ülke değil ki yani evet. Sıra kim getirecek sonra sırayı ve kimin gücü yeter? Emirlik değil burası. Yetmemiş zaten bugüne kadar bak koca Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir ülke. Kaç ülke sıra Türkiye'ye gelmişti 1915'ten sonra gelemedi yani. Evet. Şimdi de gelmeyeceği belli. Şöyle bir şey var şimdi bu böyle bir çok uzunca bir zamandır FETÖ'cüler bunu işte Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor bilmem ne yapıyor filan bu yalan bilgiyi pompalıyorlar. Evet Katar'da da böyle bir yalan bilgiden hareketle bu gördüğümüz hadiseler yaşanıyor ama şunu unutmayın diyelim işte Rus uçağı düştükten sonra Rusya'da FETÖ'cülerin bu kartını aynen Putin bizzat kendi ağzından evet, Türkiye DAEŞ. İşte DAEŞ'e yardım ediyor. DAEŞ petrolünü alıyor, işte satıyor bilmem neler söyledi ama yani bunlar inandırıcılığı olan şeyler değiller. Açık açık yalan olan şeyler. O bakımdan yani bugün Türkiye içinden özellikle bu laf çıkıyor. Biraz işte İngilizcesiyle wishful thinking derler. Yani bazı insanların gözünü o kadar bürümüş ki Tayyip Erdoğan nefreti filan o Türkiye nefretine doğru evrilmek üzere anlaşılan. Halbuki yani Tayyip Erdoğan'ı sevmiyor, beğenmiyor olabilirsiniz. Seçimde başkasına oy verirsiniz ama ülkeniz için böyle şeylere temenni etmek pek hoş bir şey olmasa gerek. Pekala. Bitiriyoruz yavaş yavaş. Bu kadroyla son basın odası programıydı veya basın odasını kapatıyoruz diye. Evet, kepengi indiriyoruz ama şöyledir. Kanallarda program adları sabit kalır. Tamam. İleriki zamanlarda yeniden program adına dönülür. Şimdilik kapıyı kilitliyoruz. Evet, kepengi diye indiriyoruz biz. Ben hem zaten Nagihan Alçı'ya başta teşekkür etmiştik. Evet. Ama Mehmet Tezkan'a ve İsmet Berkan'a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Birlikte yayın yapmak zevkti gerçekten. Bitirdik efendim. Hoşça kalın.